Merhaba arkadaşlar. Bugünkü pratik dersimiz laboratuvar örneğini uygun koşullarda alabilme ve laboratuvara ulaştırabilme. Önce laboratuvar örnekleri nelerdir? Bunlarla başlayalım. Laboratuvar örneklerinden en çok kullandığımız kan, bildiğiniz üzere. Bu kan örneğinin de çeşitleri var. Venlerden alınan örnekler, kapiller damarlardan alınan örnekler ve arterlerden alınan örnekler. Bunlar farklı amaçlarla kullanılıyor. Hangi test için hangi damardan kan almamız gerektiğini bilmemiz gerekli. Bu alınan kandan da farklı numuneler elde ediyoruz laboratuvarlarda. Örneğin kanın damarda dolaştığı şekliyle sıvı kısmının ve hücrelerinin ayrıştırılmamış haline tam kan diyoruz. Damarda dolaştığı şekline tam kan diyoruz. Hücrelerini ayırt edersek bazı faktörlere göre sıvı kısım elde ediyoruz. Serum ya da plazma diyoruz bunlara. Detaylarını birazdan konuşacağız. İkinci en sık kullandığımız örnek idrar. İdrarın da spot idrar, 24 saatlik idrar gibi türleri var. Gayta laboratuvar örneği olarak kullanılabilir. Vücut sıvıları, boz, plevra, periton sıvıları laboratuvar örneği olabilir. Tırnak ve saçtan elde edilen numuneler, mukozal sürüntüler örnek olabilir. Boğazdan, genital veya üretral bölgeden alınan sürüntüler. Şimdi biliyoruz ki koronavirüs salgınıyla mücadele içerisindeyiz. Burada örneğin orofarinks ve nazofarinks'ten alınan mukozal sürüntüler laboratuvar örneğimiz. Ve biyopsi örnekleri patoloji laboratuvarları için daha çok laboratuvarın örneklerini oluşturuyor. Şimdi biz daha çok biyokimya laboratuvarı için kullandığımız sıklıkla örnekleri ve bunları nasıl alacağız, hangi tüplere alıyoruz, nasıl laboratuvara transfer ediyoruz, daha çok bunları konuşacağız. Bizim biyokimya ile özdeşleşmiş olan tüplerimiz kırmızı kapaklı tüpler. Bunlar jelli veya jelsiz olan ve antikoagülan içermeyen tüplerdir. Antikoagülan ne demek? Artık biliyorsunuz, kanın pıhtılaşmasını engelleyen maddelere, koagülasyonu engelleyen maddelere antikoagülan adı veriliyor. Bu kırmızı kapaklı tüpler antikoagülan içermiyor arkadaşlar. En çok kullandığımız jelli olan versiyonları, şu an kullandığımız tüpü görüyoruz. Laboratuvarda kullandığımız tüpler. Kırmızı kapaklı tabanında bir jel var. Bunun farklı bir versiyonu, farklı bir markanın rengi sarı veya kırmızı oluyor. Uluslararası renkler bunlar bu arada. Nereye gitseniz bu renklerdir. Biyokimya tüpü dediğiniz zaman bu renkte olur kapakları. İçerisinde pıhtılaşmayı aktive eden bir madde var. Düz tüpe aldığınızda daha uzun sürelerde pıhtılaşırken bu tüpler içerisine aldığınızda daha kısa sürelerde kan pıhtılaşıyor. Mesela bir numune alınmış burada. İçinde gördüğünüz o hareket eden şey pıhtı. Bu tüpe alınan kanlar pıhtılaşır, olması gereken budur. Dediğim gibi içerisinde pıhtı aktivatörü var. Antikoagülan yok. İçine aldığımız kanı santrifüj ettiğimiz zaman, pıhtılaştıktan sonra santrifüj ediyoruz tabii ki, bu da çok önemli bir detay. Pıhtılaşmadan çevirirsek hücreler parçalanıyor ve kanımız kullanılamaz hale gelebilir. Bu yüzden mutlaka pıhtılaşmasını bekliyoruz. Pıhtılaştıktan sonra santrifüj ettiğimiz zaman böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza. Kanın hücresel elemanları, eritrositler, lokositler, trombositler en alta çöküyor ağırlıklarından dolayı. Sıvı kısmı da en üstte kalıyor. İşte bu sıvı kısma çok önemli serum diyoruz. Pıhtılaşan kandan elde ettiğimiz sıvı kısma serum diyoruz. Biz biyokimya laboratuvarında analizler için en çok serum örneğini kullanıyoruz. İçerisinde pıhtılaşma faktörleri ve fibrinojen bulunmaz serumun. Bu önemlidir. Çünkü dediğimiz gibi içine aldığımız kan pıhtılaştı. Pıhtılaşma faktörleri ve fibrinojen kullanıldı. Dolayısıyla serum içerisinde pıhtılaşma faktörleri ve fibrinojen bulunmaz. Jel de hücreler ile sıvı kısım arasına geçti gördüğünüz gibi. İkisini birbirinden ayırdı, temasını kesti. İşte bu da serumun uzun süre stabil kalmasını sağlıyor. Bunu laboratuvarda oda ısısında 4 saate kadar, buzdolabında 1 güne kadar muhafaza edebilirsiniz bu şekliyle. Eğer hücrelerle temas devam etseydi, şu jelsiz olan tüpü kullanmış olsaydık stabilite daha da düşecekti. Böyle bir avantajı var. Şu an rutinde kullandığımız tüpler bunlar. Şimdi mor kapaklı tüplere bakalım. Mor kapaklı tüpler içerisinde potasyum 2 veya potasyum 3 etta tuzları içeren tüplerdir. Etta bildiğiniz üzere bir antikoagülan. Nasıl antikoagülan etki gösteriyor? Kanın içerisindeki kalsiyumu bağlıyor. Kalsiyum koagülasyon kaskadının olmazsa olmazı, her basamakta neredeyse etkili olan bir faktör bildiğiniz gibi. Ve kalsiyum bağlandığı için, ortamda kalmadığı için de pıhtılaşma gerçekleşemiyor. Böyle bir mekanizmayla etta antikoagülan etki gösteriyor. Şimdi mor kapaklı tüplerimiz, rutinde kullandığımız tüpler bunlar. Siyah bir çizgisi var üzerinde. O seviyede, o miktarda kan alınması gerekiyor. Bunlar vakumlu tüpler bu arada. Bunun ne işe yaradığını birazdan göreceğiz. Bu da içerisine kan alınmış hali. İçerisinde gördüğünüz gibi hücreler ve sıvı kısım karışık halde. Yani tam kan halinde. Bu da pediatrik versiyonu. Daha küçük hacimlerde kan almamızı sağlıyor. Tüpün tabanı yükseltilmiş, alt kısmı daha doğrusu yükseltilmiş gördüğünüz gibi. Daha küçük hacimde bir kanla otoanalizörde analiz yapabiliyoruz. Özellikle bebekler için, küçük yaştaki çocuklar için tercih ediliyor bu tüpler. Onlarda çünkü çok büyük hacimlerde kanı sürekli aldığınız zaman bir süre sonra anemi gelişebiliyor. Kan hacimleri çok az olduğu için. O yüzden de bu tip tüpler üretilmiş ve kullanılmakta. Şimdi mavi kapaklı tüplere bakalım. Mavi kapaklı tüpler de sodyum 3 sitrat içeriyor. Sodyum sitrat sıvı halde bir antikoagülan. Antikoagülan etkisini yine kalsiyumu bağlayarak gerçekleştiriyor. Etta ile aynı mekanizma. Burada sitratı şimdi göreceksiniz. Sıvı halde tüpün tabanında bulunuyor. Ve 1'e 9 oranında içerisine aldığımız kanla karışması gerekiyor. Şu gördüğünüz mat çizgi hizasında mutlaka kanı bu seviyede almamız gerekiyor. Bu da pediatrik versiyonu, yine mor kapaklı tüpe benzer şekilde. Daha küçük hacimlerde kan alabilmek için. Bu da kanın alınmış hali. Bu tam kanı çevirdiğimiz zaman, santrifüj ettiğimiz zaman hücreler bu şekilde tüpün tabanına çöküyor. Yukarıda da böyle bir sıvı kısım elde ediyoruz. İşte bu sıvı kısma plazma diyoruz. Plazmanın serumdan farkı pıhtılaşma faktörlerinin ve fibrinojenin varlığıdır. Bu tüpte, birazdan bahsedeceğiz, mavi kapaklı tüpte koagülasyon testleri çalışılıyor. Koagülasyon testlerini çalışabilmemiz için tabii ki aldığımız numunenin pıhtılaşmamış olması lazım. Faktörlerin, fibrinojenin bulunması lazım. O yüzden koagülasyon testlerini serumda çalışamayız. Plazmada çalışmamız gerekir. Bunun için de uygun olan antikoagülan sitrattır. Sitratlı plazmada koagülasyon testleri çalışılır. Bu amaçla kullanıyoruz bu tüpleri de laboratuvarda. Bu da gri kapaklı tüp. Gri kapaklı tüpler içerisinde bizim kullandığımız şekliyle etta içeren ve sodyum florür içeren tüpler. Bizim laboratuvarda kullandığımız tüpler bunlar. Antikoagülan olarak oksalat da içerebilir. Burada önemli olan florür içermesi. Sodyum florür içermesi. Florür bildiğiniz gibi glikolizi inhibe eden bir madde. Glikoliz inhibe olduğu zaman kan glukozu uzun süre stabil kalabiliyor. Kan glukozunun önemli olduğu hasta gruplarında, diabetes mellitus hastalarında bu tüplerde kan gönderilmelidir. Veya oral glukoz tolerans testi yapılıyor, şeker yükleme testi yapılıyor hastalara. Onlarda da şeker tanı koydurucu oldukça kritik bir öneme sahip olduğu için bu tip hasta gruplarında kan glukozu ölçümü gri kapaklı tüplerden yapılmaktadır. Onun dışında rutinde kırmızı kapaklı tüpten glukoz çalışılıyor. Sadece dediğimiz gibi özel durumlarda gri kapaklı tüpler tercih edilmeli. Özelliği florür içermesi, glikolizin inhibe olması ve glukozun uzun süre stabil kalması mutlaka aklımızda tutalım. Siyah kapaklı tüpler şu anda kullanımda olmayan tüpler. Eskiden eritrosit sedimentasyon hızının ölçülmesi amacıyla kullanılıyormuş. Bunun da içerisinde sodyum sitrat var. Gördüğünüz gibi sıvı halde tüpün tabanında görüyoruz. Şu anda kullanımda olmayan tüpler. Şu anda eritrosit sedimentasyon hızının ölçümünde mor kapaklı tüpler kullanılmakta. Yeşil kapaklı tüpler. Yeşil kapaklı tüpler lityum heparin içeren tüplerdir. Üzerinde de görüyoruz sodyum heparin yazıyor. İçerisinde yeşil renk heparini simgeler. Nerede görürseniz görün, bir enjektörün üzerinde, bir tüpün üzerinde yeşil renk heparin içerdiği anlamına gelir. Burada farklı olarak top var, içerisinde bir tane görüyorsunuz. Bu da az önce gördüğümüz jelli biyokimya tüplerindeki gibi jelin özelliğini gösteriyor. Bu kanı çevirdiğimiz zaman hücreler altta, ortada bu ayırıcı jel ve üstte de plazma kalıyor. Bu arada serum ve plazmanın farkını tekrar ediyoruz. Pıhtılaşan kandan elde ettiğimiz sıvı kısma serum adını veriyoruz. Kırmızı kapaklı tüplerden serum elde edilir. Antikoagülan içeren bütün tüplerden ise kan pıhtılaşmadığı için plazma elde edilir. Serum ile plazmanın en büyük farkı fibrinojen ve pıhtılaşma faktörleridir. Plazma içerirken serum bunları içermez, tekrar etmiş olalım. Burada da eser element tüpünü görüyoruz. Eser element tüpü ne işe yarar? Eser elementler bizim rutinde çalıştığımız biyokimyada en çok serum ve çinko mesela eser element analizinde. Bu serum ve çinko düzeylerini ölçerken bu eser element tüpleri tercih edilir. Bunlar deiyonize edilmiş tüplerdir. Özelliği bu. Eser elementler bildiğimiz üzere çok düşük miktarlarda bulunur vücutta. Bu yüzden deiyonize edilmiş tüpler bu düzeyleri etkilememesi amacıyla tercih edilmektedir. Bunu da aklımızda tutalım. Hızlı serum tüpleri, böyle turuncu kapaklı genellikle tüplerdir. İçerisinde trombin içermektedirler. Bunu unutmayalım. Trombin içeren tüplerdir. Kırmızı kapaklı tüpler içerisinde pıhtı aktivatörü olduğunu söylemiştik. Burada farklı olarak trombin var. Trombin çok daha hızlı bir şekilde pıhtılaşmayı sağlıyor. Dakikalar içerisinde kan pıhtılaşıyor ve santrifüj edip sıvı kısmı ayırarak derhal analize alabiliriz serumu. Bu amaçla kullanılıyor. Acil laboratuvarlarında çok acil testlerin çalışılmasında, örneğin bir miyokart enfarktüsü geldi, acilen troponin çalışmamız gerekiyor. İşte bu tür durumlarda bu hızlı serum tüpleri tercih edilmektedir. Burada da bilirubin tüpünü görüyoruz. Bu tüpün özelliği koyu renkte olması, ışıktan etkilenmemesi, içerisine aldığımız kanın. Bilirubin ışıktan çok çabuk etkilenen bir analittir. Normalde kırmızı kapaklı tüpte çalışıyoruz bilirubin düzeylerini, ama bilirubin düzeyinin çok kritik olduğu yeni doğanlarda, fototerapi alan bebeklerde bilirubin düzeylerini ölçmek amacıyla bu tüpler tercih edilmektedir. Şimdi genel bir bakışla bakalım, üzerinden geçelim anlattığımız tüplerin. Dediğimiz gibi kırmızı kapaklı tüpler, düz tüpler veya separatör jel içeren tüpler olabilir. Bu tüplerin içerisinde antikoagülan bulunmamaktadır ve bu tüplerden serum örneği elde ediyoruz genel olarak. Hangi testler çalışılır? Biyokimya testleri, immünolojik testler ve ilaç düzeyleri bu tüplerden çalışılmaktadır. Peki biyokimya testleri deyince ne anlıyoruz? Böbrek fonksiyon testleri, bunun kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, AST, ALT gibi ve aklınıza gelebilecek diğer ölçülebilecek enzimler genel olarak, proteinler, antikorlar, genel olarak glukoz, kan lipidleri, bunlar genel olarak bu tüpten, serum tüpünden çalışılmaktadır. Mor kapaklı tüpler içerisinde ETTA içeren tüplerdir. ETTA'nın kalsiyumu bağlayarak antikoagülan etki gösterdiğini tekrar etmiş olalım. Burada daha çok tam kan numunesi elde ediyoruz mor kapaklı tüpte. Yani hücreleri ve sıvı kısmı ayırt etmiyoruz. Damarda dolaştığı şekliyle numune olarak kullanıyoruz. Bunu da daha çok tam kan sayımı, İngilizce olarak biz genelde kısaltmasını kullanıyoruz. CBC, Complete Blood Count kısaltılmış haliyle CBC analizinde kullanıyoruz. Yani hücrelerin sayımı, eritrosit, lökosit, trombosit sayıları nedir, hemoglobin nedir? Bu parametrelerin ölçümü mor kapaklı tüpte gerçekleştirilir. Glikoz ile hemoglobin, halk arasında 3 aylık glukoz olarak bilinen hemoglobin A1C ölçümü yine mor kapaklı tüpten ve tam kandan gerçekleştirilir. Eritrosit sedimentasyon hızı ölçümü de rutinde mor kapaklı tüpten gerçekleştirilmektedir. Bir de plazma elde edip çalıştığımız testler var mor kapaklı tüpten. Bunlar da amonyak ve ASTH testleridir. Mor kapaklı tüp alınan kanı santrifüj edip sıvı kısmını ayırırız, plazma kısmını ve bu testleri çalışırız. Siyah kapaklı tüpler eskiden kullanılan tüplerdi. Şu an kullanımda rutinde olan tüpler değil. O yüzden onu geçiyoruz. Mavi kapaklı tüpler sodyum sitrat içeriyor demiştik. Sıvı bir antikoagülan olduğunu tekrar vurgulayalım. Mutlaka üzerinde bulunan çizgiler hizasında kan almamız gerekiyor antikoagülan içeren tüplere. Özellikle de sodyum sitrat tüpüne. Çünkü sıvı içerisindeki antikoagülan kan miktarını azaldığımız zaman kan seyreltilmiş hale geliyor, dilüe oluyor ve testler etkileniyor bu durumdan. O yüzden mutlaka mavi kapaklı tüpe üzerinde belirtilen çizgi hizasında kan almaya dikkat edelim. Bu mavi kapaklı tüplerden de plazma elde ediliyor ve koagülasyon testleri çalışılıyor dediğimiz gibi. Pıhtılaşma testleri çalışılıyor. Çok kritik testler. Yeşil kapaklı tüplerden de lityum heparin içerdiğini söylemiştik. Heparinli plazma elde ediliyor. Özel durumlarda kullanılıyor yeşil kapaklı heparinli tüpler. Bizim rutinde kullandığımız tüpler değil. Sıklıkla kullanmıyoruz. Gri kapaklı tüpler ise florür içeren tüpler. Tekrar vurgulamış olalım. Florür glikolizi inhibe ediyor. Glukozun uzun süre stabil kalmasını sağlıyor. Eğer kan bir süre bekleyecekse, glukoz seviyesi bizim için çok önemliyse, kritik amaçla, tanı koymak amacıyla glukozu kullanıyorsak gri kapaklı tüpleri tercih etmemiz gerekir. Şimdi kan alınan tüplerin üzerinden geçtik. Biraz da farklı numunelerden bahsedelim. Mesela tükürük kortizol tüpünü görüyoruz burada. Nasıl bir tüp? Şöyle bakalım. İçerisinde bir pamuğu var. Şimdi çıkaracağız. Hasta bu pamuğu ağzına alıyor. 2-3 dakika boyunca çiğniyor ve iyice tükürüğünü emdiriyor. Bunu tekrar tüpün içerisine koyup kapatıp laboratuvara gönderiyorsunuz. Ve bu tüp santrifüj edildiği zaman tabanında, tüpün tabanında tükürük birikiyor. Pamuktan ayrılıyor. Altta birikiyor. Pamuk kısmını atıp analiz için kullanabiliyorsunuz bu tükürüğü. Özellikle kortizol ölçümünde kullanılıyor. Tükürük kortizolü hangi durum için önemli? Hatırlarsınız belki Cushing hastalığının tanısında, Cushing sendromunun taramasında kullanılan bir test. Bir hastada Cushing'den şüpheleniliyorsa gece tükürük kortizolü testi kullanılmakta. Hastaya yaklaşık akşam 11 gibi bu pamuğu veriyorsunuz. Ağzında çiğniyor. Tüpün içerisine koyup laboratuvara gönderiyorsunuz. ve tükürük kortizol analizi yapılıyor. Oldukça kritik bir test. İdrar tüplerini görüyoruz şimdi de. İdrar tüpleri steril tüpler, bu tüpler. Vakumlu ve vakumsuz olan şekilleri var. Şu ilk iki gördüğümüz vakumlular. Bu da vakumsuz olan idrar tüpleri. Hastanede daha sıklıkla kullanılan bu. Bu da vakumlu olan versiyonu. Şimdi vakumlu olanın ne işe yaradığını birazdan göreceğiz. Bunların hepsi dediğimiz gibi steril idrar tüpleri. Steril idrar tüpleri genel olarak sarı kapaklıdır. Biyokimya tüpünden nasıl ayırt ederiz? Üzerine okuduğumuz zaman biyokimya tüplerinde serum klot aktivatör yazar, serum ibaresi yer alır. Genel olarak hastanemizde zaten kırmızı kapaklı serum tüpleri, biyokimya tüpleri. O yüzden muhtemelen karışmaz. İdrar tüpleri sarı renkli, sarı kapaklı tüpler. Şimdi kan numunesini alırken kullandığımız düzeneye bakacağız. Enjektörlerle de kan alınabiliyor. Fakat örnek almalarda görmüşsünüzdür. Bu Vacutainer dediğimiz düzenek kullanılıyor. Vacutainer'ın şurada gördüğümüz aparatı holder kısmı, yani tüp tutucu, tüpü tutan kısmı. Burası da iğne kısmı. Şimdi şöyle bakalım. Bu da iğnesi. Bir tarafında tüpün yerleştirildiği silikon kaplı iğne kısmı var. Bunu holder'a vida şeklinde çevirerek takıyoruz. Burası da damara yerleştirdiğimiz iğne kısmı. Kan aldıktan sonra bu damara yerleştirdikten sonra tüpleri holder'a yerleştiriyoruz. Tüplerin içerisinde vakum olduğunu söylemiştik. Vakumlu tüpler, bu anlattığımız tüpler. Ve damardan kanı kendiliğinden çekiyor. Bu şekilde iğnesinin kapağını kapattığımız zaman tekrar açılmıyor. Böyle de bir avantajı var. Böylelikle iğne çöpe attığınız zaman kimsenin eline batmamış oluyor. Enfekte olmamış olunuyor. Böyle bir avantajı da var. Dediğimiz gibi bu az önce bahsettiğimiz tüpler vakumlu kan tüpleri. Holder'ın içerisine yerleştirdiğinizde damardan içerisinde bulunan vakum miktarınca kan çekiyor ve genel olarak da üzerlerinde belirtilen çizgiye kadar, tarihi geçmemiş olan tüplerde üzerinde bulunan çizgiye kadar kan almış oluyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Enjektörle aldığınız zaman bunu gerçekleştiremiyorsunuz. O yüzden holder'la kan örneği almak çok daha güzel. Bunlarda farklı bir versiyon. Vacutainer'ın farklı bir versiyonu. Hemoliz ihtimalini daha da azaltan farklı tüpler. Bunlar şu an acil laboratuvar için bizde kullanımda. Tüpleri bu şekilde. Arkasında enjektör gibi pistonları var. Bu iğnesi biraz daha farklı. Şimdi nasıl olduğunu gösterelim. Tüpleri holder'daki gibi böyle yerleştiriyorsunuz. Arkasına, damara yerleştirdikten sonra iğnesini tabii. Sonra tüpün pistonunu çekip, pistonu kırıp atıyorsunuz ve tüpü laboratuvara gönderiyorsunuz. Biraz daha hassas hemolizi engelleyen bir mekanizma. Birazdan hemolizin ne olduğundan ve bizim için öneminden bahsedeceğiz. Bu da turnike. Kan alımında kullanacağımız, venöz staz oluşturmak için kullanacağımız turnike bu şekilde takılıyor. Düğmesine basarak da açıyorsunuz. Turnike bunun adı. Şimdi idrar ve gayta kaplarından bahsedelim. Tüplerden bahsettik ama hasta örneği tüplere vermiyor. Kaplara veriyor. İdrar kabına, gayta kabına veriyor. Biz daha sonra bunları tüplere aktarıp analiz için kullanıyoruz. Cihazlara tüpler giriyor çünkü. genel olarak gördüğümüz bu turuncu kapaklı idrar kapları, hasta bunun içerisine idrar veriyor, idrar örneğini veriyor. Bir de şöyle vakumlu idrar kapları var, özel. Kapağında bir mekanizması var. Hasta idrar örneğini bunun içine verdi. Kapağındaki jelatini çıkarıyorsunuz. Bu mekanizmaya tüpü bastırdığınız zaman vakumlu idrar tüpleri idrarla doluyor. Hiç dışarıyla temas etmeden böylelikle idrar örneğini tüpe aktarmış oluyorsunuz. Çok daha sağlıklı bir şekilde idrar örneği alınmış, tüpe aktarılmış oluyor. Bu da gayta kabı. Gayta örneklerini de bu pembe renkli kaplara veriyor hastalar. Venöz kan örneği nasıl alınır? Onunla ilgili videomuzu ve dikkat etmemiz gereken noktaları konuşalım. Öncelikle turnikeyi alıyoruz. Tüplerimiz hazır. Turnikeyi kan alacağımız bölgenin 10-15 cm üstünden bağlayıp damarı palpe ediyoruz. Yeri belirledikten sonra %70 etil alkolle merkezden perifere doğru dairesel bir hareketle alanı dezenfekte ediyoruz. Alkolün kurumasını bir müddet bekliyoruz. Bu sırada iğnemizi hazırlıyoruz. Tekrar damarı palpe etmeden tek hareketle, tek hamleyle damara vakuteyner'ı yerleştiriyoruz. Ardından kan alacağımız tüpleri holder'a yerleştiriyoruz. Kan geldiğini gördükten sonra turnikemizi çözüyoruz. Order of Drov'a göre uygun sırayla tüplere kan alıyoruz. Antikoagülan içeren tüplere kan aldıktan sonra özellikle mutlaka 5-6 kez alt üst ediyoruz. İlk mavi tüpü aldık. Sonra kırmızı tüpü yerleştirdik. Serum tüpümüzü yerleştirdik. Tüpün vakumu bitip kan dolması bitene kadar, durana kadar bekliyoruz. Her bir tüp vakumu bitene kadar dolduktan sonra çıkarıp bir sonraki tüpü yerleştiriyoruz. Burada da en son et talı tüpümüzü yerleştirdik. Mavi, kırmızı ve mor kapaklı tüplere bu sırayla kan örneklerini aldık. Şimdi tekrar tüpü çıkarıp alt üst ediyoruz 3-4 kez. İyice antikoagülanla kanın karışmasını engellemek, karışmasını sağlamak için iğnemizi çıkarıp alana hastanın basınç uygulamasını söylüyoruz. Kanama durana kadar 1-2 dakika boyunca kanalan bölgeye basınç uygulamasını söylüyoruz. Burada yapmamamız gereken şeyler neler? Öncelikle turnikeyi bağladıktan sonra çok uzun süre beklememeliyiz. Bir an evvel damara vakuteyner'ı yerleştirip kan alma işlemine geçmeliyiz. Ve dediğimiz gibi kanın geldiğini gördükten sonra mutlaka turnikeyi çözmeliyiz. Alanı merkezden perifere doğru dezenfekte etmek alanın temizliği açısından önemli. Mutlaka merkezden perifere doğru temizliğimizi yapıyoruz. Temizliği yaptıktan sonra tekrar damarı palpe etmiyoruz. Temizlenen alana tekrar dokunmuyoruz. Damarı bulmak için iğneyle içeride gezinmiyoruz. Tek hamlede damara iğneyi yerleştiriyoruz. Bunlar hemolize neden oluyor. Tabii bu arada iğneyi yerleştirmeden önce mutlaka alkolün kurumasını beklemek de hemolizi önlemek açısından çok önemli. Tüplerin kendi vakum etkisiyle doğmaları hemolizi çok büyük ölçüde engelleyecektir. Enjektörle kan alındığı zaman enjektörle tüplere kanın dağıtılması, fışkırtılarak tüplere kanların boşaltılması da bir hemoliz nedenidir. Bu yüzden vakuteyner'la kan almak, tüpler kendi vakum etkisiyle dolduğu için hemolizi çok büyük ölçüde engellemektedir ve tercih edilen kan alma metodudur. Başka turnikemizi dediğimiz gibi mutlaka kan geldiğini gördükten sonra damara yerleştirdikten sonra vakuteyner'ı çözmeliyiz. Hastaya asla aç kapa yumruk yaptırmamalıyız. Bu da hemoliz ve hemokonsantrasyon nedenlerinden bir tanesidir. Turnikeyi çok fazla sıkmamalıyız. Arteriyel dolaşımı bozmayacak şekilde, sadece venöz staz sağlayacak şekilde damarı palpe edip girene kadar turnikeyi bağlı tutmalıyız. Bunlar doğru numune almak ve doğru sonuçlar elde etmek açısından oldukça önemli. Az önce kan alma videomuzda da, venöz kan örneği alma videomuzda da izlediğimiz gibi order of draw'a dikkat etmemiz gerekiyor. Order of draw neden önemli? İlk sırada almamız gereken şey, eğer hastadan kan kültürü alınacaksa ilk sırada kan kültürü numunesi alınır. Hiçbir kontaminasyon gerçekleşmeden damara girdiğimiz ilk anda kan kültürünü almak önemlidir. İkinci sırada da sodyum sitrat tüpü, mavi kapaklı tüpe kan almak gerekir. Neden? Çünkü bu tüplerden koagülasyon testlerini çalıştığımızı söylemiştik. Koagülasyon testleri çok kritik testler. Dediğimiz gibi hem tüpün üzerinde bulunduğu çizgi hizasında almamız lazım, hem de damara girdiğimiz ilk anlarda mavi kapaklı tüpe kan almamız lazım. Çünkü bir süre sonra damar duvarında bir iğneyle girdiniz ve bir perforasyon meydana getirdiniz, küçük de olsa, ve bir süre sonra oradan doku faktörü salınacak. Doku faktörü salındığı zaman pıhtılaşma testlerini de olumsuz yönde etkileyecek, pıhtılaşma sürelerini kısaltacak. Sanki hastada bir pıhtıya meyil, emboliye meyil varmış gibi bir sonuç elde edeceğiz. Aslında yanlış bir sonuç olacak bu. O yüzden doku faktörü salınmadan ilk etapta mavi kapaklı tüpe kan almak çok önemli. Üçüncü sırada serum tüpüne, kırmızı kapaklı tüplere kan almak gerekir. Çünkü eğer antikoagülan içeren bir tüp yerleştirirsek serum tüpünden önce, bu antikoagülan bir miktar da olsa, çok az da olsa vakuteyinlerin iğnesine bulaşabilir. Serum tüpünü yerleştirdiğiniz zaman serum tüpünün içerisini kontamine edebilir. Ve testlerin farklı, yanlış çıkmasına yol açabilir. Mesela ETTA'da tüpü serum tüpünden önce yerleştirdik diyelim. ETTA kalsiyumu tutuyor demiştik. Kalsiyumu tutar, kalsiyumu bağlar ve serumda hastanın kalsiyum değeri normalde 9 olması gerekirken 7 çıkar. Sanki hipokalsemisi varmış gibi bir sonuç elde edebiliriz ve hastaya kalsiyum yüklemesi yapabiliriz. Normalken hastanın kalsiyumu hiperkalsemik hale getirebiliriz. Yani sadece tüp sıralamasını yanlış yaptığımız için hastaya almamız gereken bir tedavi verebiliriz ve bu hastanın hayatına mal olabilir. O yüzden ilk sırada serum tüpünü alıyoruz. Sonra heparinli ve ETTA içeren, diğer antikoagülan içeren tüplere sırasıyla kan alıyoruz. Peki neden sitratı serumdan önce almadık? Sitratın da az önce bahsettiğimiz gibi koagülasyon testleri etkilenmeden, ortama doku faktörü salınmadan alınması gerektiği için orada bir istisna yapıp sitrat içeren tüpü serum tüpünden önce alıyoruz. Bu sıralamayı akılda tutmak gerekir. En çok rutinde kan alınan tüpler 3 tane aslında. Mavi kapaklı, kırmızı kapaklı ve mor kapaklı. Hastanede en çok numune alacağımız tüpler bunlar. Bunun da sıralaması mavi, kırmızı, mor şeklinde olacaktır. Bunu aklımızda tutmakta fayda var. Gri kapaklı tüpe kan alacaksak onu da 6. sırada en son alacağız. Başka tüpler varsa bunun üzerine, bunların arkasından alabiliriz. Şimdi tabii her zaman ayaktan hastalardan kan örneği alınmıyor. Yatan hastalardan da kan almamız gerekebilir. Ve yatan hastaların çoğu intravenöz mayi almaktadır. İntravenöz mayi giden bir hastadan nasıl kan almalıyız? Burada da çok önemli noktalar var. İlk olarak hastanın mayisini durdurmalıyız. Mayiyi durdurduktan sonra en az 10 dakika beklemeliyiz ve ardından hastanın mayi giden damar yolunun açık olduğu koldan değil de mayi gitmeyen, damar yolu bulunmayan diğer kolundan kan örneğini almalıyız. Böyle yapmazsak ne oluyor? Çok sıklıkla rastladığımız bir durum aslında, bilinmediği için. Mayi giderken direkt kan örneği alındı diyelim. Mayi ile kan örneği birbirine karışıyor. Mesela hasta sodyum klorürlü mayi alıyor olsun. Bir miktar sodyum klorürlü mayiden kan içerisine karışıyor. Hastanın sodyum ve klor düzeyleri çok yüksek çıkıyor. Normalde 140 ise hastanın sodyumu 160-170 geliyor. Sanki hipernatremisi varmış gibi oluyor. Sodyum ve klor dışında diğer testleri ise düşük çıkıyor. Olduğundan çok daha düşük çıkıyor. Biz bu durumda mayi giden koldan numune alındığını anlayıp sonucu rapor etmiyoruz. Ama böyle bir durumla karşılaşırsanız, böyle bir kan sonucuyla karşılaşırsanız bunu akılda tutmak gerekir. Numune alırken mutlaka mayiyi durdurmak, 10 dakika beklemek ve diğer koldan numune almak bu açıdan önem arz etmektedir. Diyelim ki mayi gitmeyen kolda herhangi bir sıkıntı var. Kan alacağımız yerde bir apse var, bir ödem var veya o korumalı bir kol diyelim. Bu durumda ne yapacağız? İlla ki mayi giden koldan numune almamız gerekiyor diyelim. Yine mayiyi durduracağız. Bu sefer beklememiz gereken süre daha fazla. En az 20 dakika kadar beklememiz gerekiyor. 20 dakika bekledikten sonra mayi giden koldan ve damar yolunun takılı olduğu noktanın daha distalinden, yani ele yakın olan kısmından numuneyi almamız gerekli. Bu şekilde dilüsyon etkisini önleyebiliriz. Bunları mutlaka aklımızda tutalım. Damar yolu değil de santral venöz kateter var diyelim. Bazı özel hasta gruplarında santral venöz kateter yerleştirilir. Santral venöz kateterler özellikle kemoterapi, sıklıkla kemoterapi veya maye alması gereken hasta gruplarında sürekli damar yolu açmak sıkıntılı olabilir. Bu durumda santral venöz kateterler tercih edilir. Bu santral venöz kateterlerden kan alırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle kateterin içerisinde bulunan mayiyi çekmeliyiz. Kateterlere kateterin tıkanmasını engellemek için heparinli SF'ler sıkılır ve kateterin bütün yolları bu heparinli SF'le doludur. Normalde bu şekilde olması gerekir. Eğer siz direkt kan örneğini alırsanız bu heparinli SF aldığınız kan örneğine karışacak ve yine yanlış sonuçlar çıkmasına yol açacak. Dilüsyon etkisi oluşturacak, heparinin varlığına bağlı testler etkilenecek. Bunu engellemek açısından kateter içerisindeki heparinli SF öncelikle çekilir. Bunu nasıl sağlayacağız? Onluk enjektörü tamamını dolduracak şekilde çekiyoruz. Kan da gelebilir, önemli değil. 10 cc'nin tamamını doldurduktan sonra bu dolu enjektörü çöpe atıyoruz. Çünkü bizim analiz için işimize yaramaz. Çöpe attık. Kırmızı renkli tıbbi atık kovalarına atıyoruz bunu. Ardından numune için, laboratuvara göndermek için kan alıyoruz. Yine bir onluk enjektöre kan örneğini çekip tüplere boşaltıp laboratuvara gönderebiliriz. Ve tabii kan örneğini aldıktan sonra tekrar bu santral venöz kateterin tıkanmasını engellemek amacıyla bir kenarda hazırda bulundurduğumuz 10 cc heparinli SF'i tekrar kateter içerisine enjekte ediyoruz ki bu kateter tıkanmasın. Peki kan örneklerini aldık. Diyelim ki şöyle oldu. Kırmızı kapaklı tüpe çok az kan alabildik. CBC tüpünü de güzelce doldurduk. O zaman biz biraz CBC tüpünü aldığımız kandan kırmızı kapaklı tüpe boşaltalım da her ikisine yeterli miktarlarda kan almış olalım analiz için diye düşünebilirsiniz. Bu kesinlikle yanlış bir uygulama. Hiçbir tüpten başka bir tüpe kan aktarılmaz. Kan ile doldurulmuş herhangi bir tüpten başka bir tüpe asla kan aktarılmaz. Bunu kesinlikle yapmayalım. Diyelim ki şu durum gerçekleşti. Videoda izlediğimiz durum gerçekleşti. Ekta içeren tüpten kırmızı kapaklı tüpe bir miktar kan aktardınız. Ne olacak? Ekta bu serum örneği içerisindeki kalsiyumu bağlayacak. Hastanın kalsiyumu çok düşük çıkacak. Aynı zamanda ektanın hatırlarsanız potasyum ekta tuzu şeklinde bu tüplerde bulunduğunu söylemiştik. Bir de potasyum var içerisinde. Dolayısıyla potasyum da çok yüksek çıkacak. Kalsiyumu çok düşük, potasyumu çok yüksek bir sonuç elde etmiş olacağız. Hastada yalancı bir hiperkalsemi, hipokalemi tablosuna yol açmış olacağız. Çok küçük miktarlarda aktardıysanız daha düşük olabilir, daha az gerçekleşebilir bu tablo ve o sonuç bir şekilde onaylanıp sizin önünüze gelebilir. Hastaya buna yönelik tedavi vermeye çalışabilirsiniz. Yani hatalı sonuçlar, hatalı tedaviler ve hastanın belki de ölümüyle sonuçlanabilecek sonuçlar doğurabilir. O yüzden küçük de olsa bu hataları yapmamak çok önemli. Barkodlamaya bakalım. Aldığımız tüpü nasıl barkodlayacağız? Hastaya ait istemleri yaptık, barkodu çıkardık diyelim. Barkodu tüpe böyle yatay pozisyonda yapıştırmıyoruz. Çünkü cihazlar bu barkodu okuyamaz yatay yapıştırırsanız. Nasıl yapıştırmalıyız barkodu? Bu şekilde dikey pozisyonda yapıştıracağız. Bu şekilde barkodlar okunabilir rahatlıkla cihaz tarafından. Peki hastadan örnekleri aldık. Laboratuvara nasıl transfer edilebilir? En ideali taşıma çantalarıyla transfer etmek. Böyle içerisinde spor bulunan kapaklı çantalar. Numuneleri bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Çalkalanmadan, hiçbir zarar görmeden laboratuvara güzel bir şekilde transfer edilmiş oluyor. Laboratuvara daha hızlı ulaşmasını istiyorsak pneumatik tüp sistemleriyle transferi tercih edebiliriz belki. Bu durumda da pneumatik kapsüllerini kullanıyoruz. Bu kapsüllerin içerisinde 2 adet sünger bulunuyor. Böyle süngerler numunelerin hasar görmemesi için, kapağının açılmaması, sağa sola çarpıp kan hücrelerinin parçalanmaması için. Tüpleri yerleştirdikten sonra ikinci süngerle bunları güzelce sıkıştırıyorsunuz. Kapsülü kapatıyorsunuz. Pneumatik sisteme yerleştiriyorsunuz. Göndermek istediğiniz laboratuvarın numarasını tuşlayıp E harfine bastığınız zaman pneumatik vakum etkisiyle tüplerden bu kapsülün hareketini sağlıyor ve ilgili laboratuvara daha hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor. Bu da ikinci bir yol. Bazı örnekleri de soğuk transfer etmek gerekebilir. Özel testler, örneğin en çok soğuk transfer gerektiren testimiz biyokimya laboratuvarı için amonyak testi. Amonyak böyle mor kapaklı tüpe alınıyor ve bu şekilde buz aküleri üzerine yerleştirilerek transfer ediliyor. Amonyak bekleyen kanda yükselmeye başlar. Kanın içerisindeki ürenin yıkımıyla birlikte, hidroliziyle birlikte amonyak açığa çıkar. Bunu engellemek için, ürenin yıkımını azaltmak için soğuk bir ortam gereklidir. Bu sayede amonyak daha uzun süre stabil kalır. Tabii hem böyle buz aküsü üzerinde gelmeli hem de taşıyıcı personel tarafından elle hızlıca laboratuvara ulaştırılması gereken bir test amonyak. Bunu da unutmayalım. Peki soğuk transferde bazı yanlışlar da olabiliyor. Mesela serum tüpünü ne kan aldınız bu şekilde santrifüj etmeden buz aküsünün üzerine yerleştirdiniz. Bu yanlış. Çünkü santrifüj edilmemiş kanda hücreler parçalanır, hemoliz olur. Böyle çevirdiyseniz, serum kısmını ayırdıysanız o zaman buz aküsü üzerinde transfer sağlayabilirsiniz. Ama santrifüj edilmemiş kan asla soğukla temas ettirilmemelidir. Peki santrifüj etmek ne demek? Bundan da bahsetmiş olalım. Bu gördüğümüz şey santrifüj cihazı. Nasıl santrifüj işlemi gerçekleştiriyoruz? Kırmızı kapaklı tüpe bir kan örneği almışız. Bunu santrifüje yerleştiriyoruz. Böyle tüplerin yerleştirilmesi için godeleri olan kepeler var. Tam karşı hizasına, tam merkezden geçecek bir çizgi düşünün. Aynı miktarlarda su içeren bir başka tüple de dengelemek önemli santrifüjü. Tam karşı hizasına bir dengeleyici tüp yerleştiriyoruz. Santrifüjün kapağını kapatıyoruz ve başlatıyoruz. Dönmeye başlıyor. Hızlı bir dönme kuvvetiyle hücreler, ağır olan elementler kan içerisindeki savrularak tüpün tabanına, sıvı kısım gibi daha yoğunluğu az olan maddeler de üst kısma çıkıyor. Araya da jel giriyor. Yoğunluğundan dolayı jel tam serum ile hücreler arasına yerleşerek serum ile hücrelerin temasını kesiyor. Santrifüj öncesi ve santrifüj sonrası serum tüpünün nasıl göründüğünü lütfen unutmayalım. Peki hemolizden sık sık bahsettik. Hemoliz nedir? Bunu bir görelim. Başka durumlar da var. Lipemi ve ikter gibi. Videoya başlamadan önce kısaca bahsedelim. Hemoliz kan hücrelerinin parçalanmasıdır. Adı üzerinde zaten hemoliz. Kan hücreleri parçalanıyor. Özellikle tabii en çok bulunan hücreler eritrositler bildiğimiz gibi. Eritrositler parçalanıyor. İçeriklerindeki hemoglobin seruma salınıyor. Hemoglobinin rengi kırmızıdır bildiğiniz gibi. Kana rengini veren maddedir hemoglobin. Ve bu kırmızı renk seruma da karışıyor. Serumun rengi normalde açık sarı ve berrakken kırmızı bir renk alıyor. Buna hemoliz diyoruz. Lipemi nedir? Lipemi de lipidlerden aklınıza gelir. Lipemi yani kanda lipidlerin yüksek olması durumudur. Lipemik bir serum örneği de bulanık, beyaz bir görüntüye sahiptir. Çok yoğun lipemilerde süt gibi dediğimiz bembeyaz bir görüntü meydana gelir. Daha hafif lipemilerde bulanıklık, beyaz bir bulanıklık şeklinde görülebilir. İkter ise normalde serum açık sarı renkliyken koyu sarı, kahverengi, yeşil bir görüntü meydana gelir ikterde. İkterde bilirubin düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda görülen bir tablodur. Şimdi bakalım. Bu normal bir serum örneği. Açık sarı, arkadaki çizgileri seçebileceğimiz kadar berrak. Bu da bir hemolizli örnek. Kırmızıya boyanmış bir serum örneği. Hemoglobinden dolayı böyle kırmızı renkte görünüyor. Bu da lipemik bir örnek. Beyaz, bulanık, arkayı net seçemiyoruz. Daha yoğun lipemiler dediğimiz gibi süt gibidir. Süt gibi beyaz görünür. Bu da lipemi. Ve ikter. İkterde kanın açık sarı renginin biraz daha koyulaştığını, kahverengiye yaklaştığını görüyoruz. Bu da ikterik bir serum örneği. Bunlar analizleri etkileyen en önemli 3 faktör ve bizim laboratuvarda en çok karşılaştığımız hemoliz. Hemoliz neticesinde eritrositlerin içerikleri dışarı salınıyor. Eritrosit içindeki enzimler, elektrolitler hepsi seruma karışıyor ve analizi olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda da bir renk değişikliği meydana getirdiği için spektrofotometrik ölçülen testlerde, renge dayalı ölçüm yapılan testlerde de olumsuz sonuçlara yol açıyor hemoliz. Lipemi ise dediğimiz gibi lipidlerin yüksek olması durumu. Bu tok bir hastadan numune aldığınız zaman ortaya çıkabilir. Hemen yemek yedi, sabah kahvaltısını yaptı, siz örnek aldınız. O zaman lipemi ile karşılaşabiliriz. Ve testleri olumsuz etkiler, neredeyse bütün testlerde bir düşüklük görürüz lipemik örneklerde. İkter durumunda ise bu engelleyemeyeceğimiz bir durum. Lipemiyi nasıl engelleriz? Lipemiyi hastadan açlık kanı alarak engelleyebiliriz. Sık sık hani doktorların söylediği aç gel kan alacağız söyleminin temeli buradan gelmekte. Lipemiyi önlemek için açlık kanı tercih edilmektedir. İkter'de ise hastanın işte karaciğer hastalığı olabilir, hemolitik bir hastalığı olabilir. Bunların temelinde genel olarak gerçekleştiği için maalesef tedavi gerçekleşmeden, hastanın hastalığı iyileşmeden düzeltilemeyecek bir faktör. Evet. Hemolizli numunede test sonuçları nasıl etkilenir? Demiştik ki hemolizli örnekte eritrositlerin içeriği seruma salınır. Eritrositlerin içerisinde bolca bulunan laktat dehidrogenaz enzimi, DH enzimi, AST burada yer almamış ama aspartat aminotransferaz, fosfor, potasyum, bunlar hücre içerisinde bolca bulunan enzim ve elektrolitler. Bunlar hücre dışına salınacak ve hemolizli örnekte gördüğünüz gibi daha yüksek test sonuçlarıyla sonuçlanacak. Mesela aynı hastadan bir hemolizli örnek, bir de hemolizsiz örnek alınmış. Değerlerin nasıl değiştiğine bir bakalım. Fosfor düzeyi hemolizli örnekte 2.69 gelmiş. Hemolizsiz örnekte 2.36 gelmiş. Hastanın aslında hipofosfatemisi varmış ama hemolizli örnekte sanki referans aralıktaymış gibi bulmuşuz. Veya potasyum 6.48 hemolizli örnekte ama hastanın esas potasyum değeri 4.09. Arada çok ciddi bir fark var. Burada hastanın sanki hiperpotasemisi varmış gibi referans değerlerin üzerinde potasyum sonucu elde etmişiz. CKM'de bunun mekanizması biraz farklı. Analiz temelli bir olaydan dolayı yüksek ölçülüyor ama bu testin önemi şu. Miyokart enfarktüsünde CKMB'nin bildiğimiz gibi izoenzimleri var. CKMM, CKMB, CKBB gibi. CKMM iskelet kasına özgü olan izoenzim. CKBB beyin, santral sinir sistemine ait olan bir izoenzim. Onun hastalıklarında yükselen bir izoenzim. CKMB ise kardiyak bir izoenzim. Kalp kasına özgü bir izoenzim. Dolayısıyla miyokart enfarktüsü olan hastalarda CKMB düzeyi yükselir. Tanısal amaçla kullanılan bir testtir CKMB. Ama eğer siz hastanın örneğini hemolizde aldıysanız yanlış olarak CKMB'yi yüksek bulabilirsiniz ve sanki hastada miyokart enfarktüsü varmış gibi daha ileri girişimsel tetkikler isteyebilirsiniz. Belki hastayı anjiyoya gönderebilirsiniz. Bu açıdan hemolizsiz örnek almanın önemini bir kere daha vurgulamış olalım. Ve LDH da çok fazla etkilenir hemolizli örneklerde. 205 iken hastanın gerçek LDH sonucu 2 katından daha fazla 540 olarak hemolizli örneğinde sonucu bulmuşuz ki hemolizin şiddeti ne kadar fazlaysa bu değerler o kadar daha değişecek ve hastada yanlış tanılara ve tedavilere neden olabilecektir. Bunu önlemek amacıyla biz hemoliz görmüş olduğumuz örneklere hemolizli numune notunu düşüyoruz ki doktor gerekli gördüğü durumda hastadan yeniden numune isteyerek sonuçlarını değerlendirebilsin. Evet, tekrar bir gözden geçireceğiz. Burada mavi kapaklı tüpü görüyoruz. Mor kapaklı tüpü görüyoruz. Hatırlarsanız ETTA içeren tüp olduğunu söylemiştik. Genel olarak tam kan numunesi olarak kullanıyoruz mor kapaklı tüpe aldığımız kan örneğini. Yani hücrelerini ayırmıyoruz çünkü hücre sayımında, tam kan sayımında kullanıyoruz bu mor kapaklı tüpü. Şöyle bir bakalım. Bu tam kan. Cihaza bu şekilde verip tam kan sayımı gerçekleştiriyoruz. Eğer bu tüpü santrifüj edersek, hücrelerini ayırırsak böyle bir plazma elde ederiz. Plazmada da amonyak düzeyini ve ACTH düzeylerini ölçüyoruz. Mor kapaklı tüpte. Eğer bunu alt üst ederseniz tekrar karışıp tam kan haline gelecektir. Antikoagülan içeren tüplerin özelliği bu. Şimdi sitrata bakalım. Solda tam kan versiyonunu görüyoruz bu tüpteki. Sağda da plazma kısmı ayrılmış. Hücreler dipte, üstte plazma kısmı var. Buradan da koagülasyon testlerini analiz ediyoruz. Bu tüpü de alt üst ederseniz tekrar karışır, tam kan haline döner. Hızlaşmadığı için yine homojen hücre ve plazma kısmını karıştırıp homojen bir karışım elde edebilirsiniz. Buzdolabında numune saklarken nelere dikkat etmeliyiz? Laboratuvara hemen numuneyi transfer etmeyeceksek, bir süre beklemesi gerekiyorsa veya laboratuvara gelen örneği saklamamız gerekiyorsa bu durumda dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Şimdi bununla ilgili bir video izleyeceğiz. Çok önemli, oldukça sık yapılan hatalardan bir tanesi. Hastadan kan örneğini aldıktan sonra santrifüj etmeden dolaba koymuyoruz. Çünkü kan olduğu gibi hemoliz oluyor. Bütün hücreler parçalanıyor. Vişne suyu gibi hücresiz, kıpkırmızı bir serum elde ediyorsunuz. Ve hiçbir analizi böyle bir serumda yapamazsınız. Bu yanlış. Ama eğer santrifüj edip serum kısmını ayırdıysanız o zaman dolapta belirli sürelerde güvenle bu numuneyi saklayabilirsiniz. Zamanı geldiğinde laboratuvara transfer edebilirsiniz. Veya biz laboratuvarda bir gün boyunca hastaların örneklerini zaten bu şekilde bekletiyoruz. Bir sıkıntı, bir geri dönüş olduğu durumda tekrar çalışabilmek açısından örnekler santrifüj edilmeden dolaba konmaz. Mutlaka santrifüj edilen, serumu ayrılan örnekler dolapta saklanabilir diyoruz. Kan gazı numunesini nasıl alacağız? Bunun için farklı enjektörler, özel üretilmiş enjektörler, kapiller, tüpler kullanılmakta. Şu anda hastanemizde insülin enjektörleri kan gazı numunesi almak amacıyla kullanılıyor. Bu insülin enjektörleri içerisinde antikoagülan bulunmayan steril enjektörler. Normalde insülin enjekte etmek için kullanılıyor. Kan gazı numunesi almak için yapmamız gereken bir işlem var. Bir ön işlem var bu enjektörlere. 1 mililitre hacminde küçük enjektörler bunlar. Bu enjektörleri antikoagülanlı hale getirmemiz lazım. Kanın pıhtılaşmasını önleyecek bir hale getirmemiz lazım. Bunun için de sıvı heparinler kullanılmaktadır. Kan gazı amacıyla açılmış bir heparin flakonu görüyoruz. Bununla enjektörü nasıl antikoagülanlı hale getireceğimizi görelim. İçerisine sıvı heparini 1 mililitre hizasına kadar çekiyoruz ve heparinin tamamını tekrar flakona bırakıyoruz. İşte bu haliyle yeterli düzeyde heparinize etmiş olduk enjektörümüzü. Artık arteriyel kan örneğimizi alabiliriz. Örneğimizi aldıktan sonra da mutlaka alt üst ederek, rol hareketi, yuvarlama hareketi yaparak örnekle antikoagülanın iyice karışmasını sağlamamız lazım. Burada da kapiller tüpleri görüyoruz. İçerisinde toz heparin bulunuyor bu kapiller tüplerin. Yeni doğanlardan, küçük bebeklerden kan gazı örneği kapiller kan örneği şeklinde alınıyor. Bu örnekleri alırken kullanılmakta bu tüpler. Lanset ile topuk veya parmak delindikten sonra damla damla bu tüplerin içi dolduruluyor. İçerisi heparinize, dediğim gibi bu şekilde kapiller kan gazı analizi yapılıyor. Bunlar da özel kan gazı enjektörleri. Yeşil gördüğümüz zaman aklımıza heparin gelmeli demiştik. İçerisinde toz heparin bulunan, özel kapatma tıpası da bulunan özel olarak üretilmiş enjektörler maliyetleri biraz yüksek. Tabii bu enjektörlerin kullanılması çok daha güzel olur kan gazı analizi için. Kanın havayla temasını engellemek için özel tıpaları var ve kendiliğinden zaten heparinize dediğimiz gibi. Kapiller kan örneği alırken kullandığımız materyallere bakalım şimdi de. Burada ilk olarak lansetle başlayalım. Lanset, parmak veya topuğu delip kapiller kan örneği almak için sıklıkla kullanılan bir araçtır. Böyle sivri, küçük çıkıntısı olan metal bir iğne olarak düşünebilirsiniz. Hızlı bir şekilde topuğa ya da parmağa batırılıp çıkarılarak kapiller kan örneği damla damla kapiller tüplere doldurulur. Az önce görmüştük kapiller kan gazı örneğinin alındığı ince uzun kapiller tüplere kan örneği bu şekilde doldurulur. Veya kan şekeri tayini yapılacaksa bir damla kan, çıkan bir damla kan silindikten sonra tekrar bir damla kan çıkması beklenir ve o damla stribe değdirilerek kan gazı analizi gerçekleştirilir. Bununla ilgili de bir pratiğimiz var. Orada daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi de lanset kalemine bakalım. Lanset kalemi, lansetin birazcık daha acısız bir versiyonu. Diyabet olan yakınınız varsa görmüşsünüzdür bu kalemlerden. Kapağını açıp içerisine iğnesini yerleştiriyorsunuz. Disposable iğneleri var. Bunu çevirerek çıkarıyorsunuz kapak kısmını. Böyle küçücük bir iğnesi var. Tekrar kapağını kapatıyoruz. Üzerinde bu iğnenin seviyesini, batma seviyesini belirleyebileceğimiz rakamlar var. Çocuklara, yetişkinlere göre ayarlanabilir. Kalemin arkasını çekip bıraktığınızda iğne hazır hale geliyor. Düğmesine bastığınızda da parmağı yerleştirip ya da topuğa yerleştirip düğmesine bastığınızda da iğne hızlı bir şekilde girip çıkıyor. Ve orada bir küçük delik oluşturuyor. Bu şekilde yine kapiller örneğinizi, numunenizi alabilirsiniz. Daha acısız, lansete göre daha az travmatize edici bir alet. Sol tarafta gördüğümüz pembe kapaklı kap, içerisinde mavi renkte diluentini görüyorsunuz. Koruyucu, stabiliteyi sağlayıcı bir sıvı var içerisinde. Gaytayı pembe renkli kaplara verdikten sonra hasta bu pembe kısmını vida şeklinde açıyorsunuz. İçerisinde ince uzun bir çubuğu var. Bunu gaytanın 3-4 yerine batırıp çıkardıktan sonra tekrar solüsyonun içerisine koyup kapatıyorsunuz ve laboratuvara bu şekilde transfer ediyorsunuz. Uzun süre stabil kalmasını sağlıyor yine bu sıvı içerisinde bulunması ve analiz de yine bu sıvıdan sağlanıyor. Şurada bir jelatini var. Cihaza bu numune kabını yerleştirdiğiniz zaman cihazın iğnesi, probu burayı delerek geçiyor. Bu mavi solüsyondan bir miktar örnek çekerek kan analizini gerçekleştiriyor. Bu otomatize bir cihaz tarafından, bir analizör tarafından gaytada gizli kan testine bakılırken kullanılan bir örnek kabı. Bizim şu anda laboratuvarda kullandığımızda bu. Yine hasta pembe renkli kaba gayta örneğini veriyor. Bu diluent kabının kapağı çevrilerek açılıyor. İçerisinden yine ince uzun bir çubuk çıkıyor. Bu yine gaytanın 3-4 bölgesine, farklı bölgesine batırılıp çıkarıldıktan sonra kapağı kapatılıyor. Bir miktar alt üst edilerek diluentle gaytanın karışması sağlanıyor. Daha sonra şu üstte gördüğünüz beyaz kapak çıkarılıp bir damlalığa dönüşüyor bu diluent kabı ve bu damlalık vasıtasıyla şu görmüş olduğumuz örnek kasetinin örnek haznesine 3 damla örnek damlatılıyor. Bu bir gebelik testine benziyor. Buraya damlatılan örnek içerisinde bulunan kağıt boyunca yürümeye başlıyor. Bir test çizgisi, bir de kontrol çizgisi yer alıyor bu kaset üzerinde. kontrol çizgisinde mutlaka çizgi oluşması gerekiyor. Kontrol çizgisinde çizgi oluşması kitin sağlam olduğu, kullanılabilir olduğu anlamına geliyor. Eğer kontrol çizgisinin yanı sıra test çizgisinde de kırmızı renkli bir çizgi çıkarsa o zaman hastada, gaytada gizli kan pozitif olduğu anlamına gelir. Yani çift çizgi görmemiz pozitif, tek çizgi, sadece kontrol çizgisi, kontrol hizasında çizgi görmemiz ise negatif, test olduğu anlamına gelir. Eğer kontrol hizasında da hiçbir çizgi oluşmadıysa o zaman bu kit kullanılamaz durumdadır diyebiliriz. Bu şekilde değerlendiriliyor. Burada da yapılmış halini görüyoruz. İki tane hastaya ait örnek var. İkisi de barkodlanmış. İçerisine bir miktar gayta örneği konulmuş ve laboratuvara gönderilmiş. Bu beyaz kapaklar çıkarılıp buralara örnek haznelerine 3 damla numune damlatıldıktan sonra 1 dakika kadar sonra okumayı yapabilirsiniz. Burada kontrol hizasında, kontrol çizgisi hizasında bir çizgi oluştuğunu görüyoruz. Bu numune için de aynı şekilde. İkisi de çalışabilir durumda, çalışır durumda kitler. Fakat test çizgisi hizasında herhangi bir çizgi oluşmadığını görüyoruz. Yani iki hastada da gaytada gizli kan negatif olduğu anlamına geliyor. Şayet buralarda da çizgi görseydik, çift çizgi görseydik hastada gayta gizli kan pozitif diyebilirdik. Son olarak laboratuvara numune yollarken sık yapılan hatalar ve bunların yansımalarından kısaca bahsedip bitireceğiz. Örneğin tam kan sayımı için alınan kan örneği başka bir laboratuvara geldi. Mor kapakla tüpe aldığımız kan örneği mesela biyokimya laboratuvarına geldi. Ve bu ettalı örnekten, ettalı plazma örneğinden testler, biyokimya testleri çalışıldı. Ne olacak? Tüpteki etta kalsiyumu bağlayacak, kalsiyum şelasyonu yapacak, kalsiyum düzeyleri düşük çıkacak ve ettanın potasyum tuzu varlığına bağlı olarak da potasyum düzeyleri yüksek çıkacak. Tekrar hatırlatmış olalım. Bu sadece hani başka laboratuvara gönderilmekle de değil, dediğimiz gibi tüpten tüpe aktarma veya Bakuteiner'la kan örneği alınırken serum tüpünü takmadan, kırmızı kapaklı tüpü takmadan önce ettalı tüpü takıp numune alırsak az da olsa yine bu durumda karşılaşabiliriz. Bunlara dikkat edelim. Veya alınan kanın uzun süre bekletilmesi. Bu da sık karşılaştığımız hatalardan. Hastadan kan örneği alınıyor. 3-4 saat boyunca serviste bekliyor mesela. Özellikle de oda ısısında bekliyorsa çok daha bu etkiler artıyor tabii ki. Bekleyen kanda özellikle glukoz düzeyleri etkilenir. Glukoz düzeyleri çok düşük çıkar. Çünkü glikoliz devam ediyor kanda, hücrelerde. Gri kapaklı tüpler, hatırlarsanız bunu engellemek için gri kapaklı tüpler kullanılıyordu. Sadece glukoz analizi için kullanılır bu arada gri kapaklı tüpler. Kırmızı kapaklı tüpe kan aldınız, 3-4 saat serviste bekledi. Sonra laboratuvara geldi. Laboratuvarda da santrifüje edilmesi, cihaza verilmesi, o aşamada da bir süre bekledi. Bu numunede glukoz düzeyi aslında hastanın belki glukoz değeri 100 iken analiz edildikten sonra 20 gelebilir. Hastada çok ciddi hipoglisemi varmış gibi düşünebilirsiniz ama bu numunenin bekletilmesinden kaynaklı bir sonuçtur. Yani hatalı bir test sonucudur. Dolayısıyla alınan kan mutlaka en kısa süre içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır diyoruz. Başka birisine ait kanın hasta adına doldurulmuş istek kağıdıyla yollanması. Bu da görülen hatalardan, sıkça görülen hatalardan. Laboratuvara arayıp yanlış hastanın kanını göndermişiz diye aranıp düzeltilmesi istenen durumlar olabiliyor. Bu durumda ne olabilir? Eğer fark etmediyseniz farklı sonuçlar hasta için hayati tehlikeler oluşturabilir. Ölüm nedeni ve hatta soruşturma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hastaya yanlış tanı, yanlış tedaviyle sonuçlanabilir. Veya bahsettik zaten, IV intravenöz mayi alan, tedavi alan hastalardan yöntemine uygun olmayan şekillerde kan alırsak dilüsyonla ve mayiyi giden mayenin içeriğine bağlı sonuçlarla karşılaşabiliriz. İşte hasta sodyum klorür mayesi alıyorsa sodyum ve kloru çok yüksek gelebilir. Diğer testleri çok düşük gelebilir. Veya hasta glukoz mayesi alıyorsa hastanın glukozu çok yüksek gelebilir. Dediğimiz gibi giden mayenin içeriğinde ne varsa o testler yüksek, diğer testler düşük çıkacaktır. Diyelim ki glukoz mayesi giden hastadan siz glukoz testi istemediniz, diğer tüm testleri istediniz. Bu durumda bunun farkına da varmayabilirsiniz. Glukoz istemediğiniz için diğer testler hepsi düşük gelir. Bunun nedenini açıklayamayabilirsiniz, bulamayabilirsiniz. Mutlaka bu durum aklınıza gelmeli. IV sıvı alırken numune alınmış olabilir mi? Tekrar yöntemine uygun kan alıp gönderelim diye düşünüp hemen uygulamak gerekir. Açlık, kan şekeri ve lipid profili için mutlak açlık kriterine uymadan kan alınması, bu da bir hatadır. Hasta diyelim ki uyumayabilir tabii. Siz hastadan 10-12 saat açlıktan sonra kan örneği alacağız dediniz. Ama hasta buna uymadı. Açlık kan şekeri diye istediğiniz şeker aslında tokluk glukozu olabilir. Hastanın kan glukozu sonucu 160 gelirse o zaman hastaya yanlış olarak diyabet tanısı koyabilirsiniz. Mutlaka bu açlığın lipid profili ve açlık kan şekeri tayinlerinde mutlak açlığın sağlanması gerekli. Turnikenin uzun süre bağlı tutulması, daha önce söylediğimiz gibi turnikenin maksimum 2 dakika süreyle bağlı kalması gerekir. En kısa sürede damara girilmesi ve kan gelişi görüldükten sonra da turnikenin açılması gerekli. Turnikeyi 2 dakikadan uzun süre tutarsanız hemostaz meydana gelir ve pek çok analit değişir. Özellikle de proteinlere bağlı olan analitler, sıvı kısım damar dışına çıkacak, proteine bağlı komponentler damar içinde kalacak ve düzeyleri sanki yüksekmiş gibi bulabilirsiniz. Böyle yanlış sonuçlar elde edebilirsiniz. Enjektördeki kanın uygun olmayan biçimde tüpe aktarılması da bir hatadır. Sık yapılan hatalardan hatta. Fışkırtılarak hızlıca enjektörden tüplere kan aktarılmaya çalışılabilir aceleyle, hızlı yapalım diye. Bu da hemolizle sonuçlanabilir. Veya cilde sürülen alkolün kurumasını beklemeden numune alırsak yine hemolizle sonuçlanabilir. 24 saatlik idrar için gerekli koruyucu konulmadıysa, bilgi alınmadıysa, öğrenilmediyse analitler bozulabilir ve yanlış sonuçlar elde edilebilir yine. Antikoagülanda tüpe alınan kan düzgün bir şekilde alt üst edilmediyse içerisindeki kan pıhtılaşabilir. Buna bağlı yine analiz sonuçları değişecektir. Soğuk zincirle taşınması gereken numuneler buna uygun taşınmadıysa, amonyak örneğini verdik, sıcakta bekletilen amonyak yükselir. Mutlaka soğuk transfer, bir an önce ve soğuk transfer yapılması gerekir. Ve son olarak tüpe gerekli hacimden daha az kan örneği konulması, özellikle stratlı tüp için önemli, içerisinde sıvı antikoagülan bulunduğu için numunenin dilüsyonuyla, seyrelmesiyle sonuçlanabilir. Sonuçların hatalı çıkmasına yol açabilir veya numuneniz yetersiz olduğu için hastadan aldığınız kan boşa gidebilir. Numune yetersiz olduğu için istenen testler, tetkikler çalışılamayabilir ve hastadan tekrar kan almak durumunda kalabilirsiniz. Bunlara lütfen dikkat edelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.